arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik booktuber'ım. Bildiğiniz üzere benim yeni kitabım çıktı Haziran ayında. Buz Krallığı adında harika bir serinin başlangıcını yaptık. Normalde ben yeni çıkan her kitabıma video çekiyordum. Ama nedense bu kitabıma video çekemedim 2 aydır. Tabii ki de kanalımda olmalı diyerek geç de olsa bir video yayınlamaya karar verdim. Bu videoda Buz Krallığı'nın detaylı incelemesini yapacağız ve konusundan bahsedeceğim. Ben kitabı okumak istiyorum, konusunu bilmiyorum. Kitabı okumak istiyorum ama spoiler yerim diye video izleyemiyorum diyenler için bu video bir numara. Çünkü spoiler vermeden kitabı çok güzel bir şekilde sizlere anlatmayı umuyorum. Bu arada Buz Krallığı'nı okuyan ve ikinci kitap hakkında çok fazla sorusu olan kişiler de var. Geçen gün bana sorular sordunuz. Ben böyle bir kutucuk açtım Instagram'da. Dedim ki işte istediğinizi sorun, cevaplayacağım. Onun videosunu da bu hafta için yayınlamaya çalışacağım. Ayrı bir video gelecek. Merak ettiğiniz soruları orada çok güzel bir şekilde yanıtlayacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi gelelim Buz Krallığı. Yeni kitabımın güzelliğine bakar mısınız? Daha önce gördünüz zaten. PR kutusu hazırlarken kitabımı ilk defa görmeye depoya gittiğimde bir video paylaşmıştım. Bugün Buz Krallığı'nın renklerinde giyindim. Buz mavisi bir şal. Böyle bebe mavisi gibi biraz daha. Ve gömleğimle tam bir Buz Krallığı videosuna uygun oldum arkadaşlar. Krallığı'nın ilk önce detaylı incelemesini yapacağım. Sonra da konusundan bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi iki versiyonda çıktı. Bir ciltli sert kapak versiyonu var. Bir de karton kapak, yani ince kapak dediğimiz versiyonu var. İki türlü çıktı. İlk önce size sert kapağı göstereyim. Buz Krallığı şu şekilde. Harika bir kapağımız var. Bu kapağın hikayesinden de sizlere bahsedeceğim. Ciltli kitabın şömizini açtığınızda karşınıza cilt kısmında, yani bu sert kapak kısmında başrol karakterimiz, erkek karakterimiz Ares çıkıyor. Ares de bu şekilde ciltte. Hatırlarsanız Yıldızlarından serisinde kitabımda kenar boyama vardı. Buz Krallığı'nda kenar boyama yapmadım çünkü maliyetler çok arttı. Kitabın etiket fiyatı yüksek olsun istemedim. Bu yüzden kenar boyama yapmadık. Normalde bugüne kadar çıkarmış olduğum 6 kitabın 6'sında da şömiz içinde, yani bu şömiz dediğimiz kısımda baskı vardı şömiz içinde, ama bu kitapta olmadı. Çünkü yine maliyetin artmasını istemedim. Etiket fiyatı artardı o zaman. Şöyle çok tatlı bir şömizimiz var. Kapak hakkında konuşacağız. Kitabın içini açtığımızda karşınıza kapaktaki o güzel görsel çıkıyor. Sayfaları çeviriyorsunuz. Kitaptaki tüm şarkıları dinleyebileceğiniz bir kare kod var. Burayı okuttuğunuzda bir playlist çıkıyor ve Buz Krallığı'nı okurken, benim özellikle yazarken çok fazla dinlediğim o şarkılarla karşılaşıyorsunuz. Sonra tekrar arka sayfayı çevirdiğinizde giriş bölümünün hemen sol tarafında bir soy ağacı var. Bu kitapta, yani Buz Krallığı evreninde çok fazla kalabalıklar, işte özellikle kardeşler çok kalabalık. Bu yüzden karıştırmamanız adına buraya bir soy ağacı hazırladım. Çok daha rahat anlayabilirsiniz. Yaşlarına göre de karakterleri sıraladım. Her bölümde o bölümü anlatan, o bölümün vibe'ını veren bölüm başında şekiller var ve bu şekilde kitabımızı görüyorsunuz. Karton hem ciltli kitabımızda hepsinde bir poster, bir ayraç çıkıyor. Kesinlikle kitabınızdan çıkar. Çıkmıyorsa alışveriş yaptığınız siteye geri gönderin. Tekrar sipariş verin. Posterimizde ana karakterimiz Megan'ı temsil eden arkası dönük bir pozu var arkadaşlar. Megan'ın bu kıyafetine, bu posterdeki o asil duruşuna, o elinde tuttuğu kılıca, yani her şeye bayılıyorum. Bu poster gerçekten çok güzel oldu. Ve ayracımız var. Ayracımızın üzerinde buzdan bir taç var. Bunun çizimi de çok güzel oldu ve şu an kıyafetimle çok uyumlu gözüküyor. Ayraçta buzdan bir taç var. Arkasında da bir alıntı. Ben Meghan Mayer'ın Sharon asla evlenmeyeceğine dair tanrılar üzerine yemin etmiş kadın. Az önce babası tarafından bir prensle nişanlandırılmıştım. Aslında tüm kitabın özeti diyebileceğimiz, kitabı çok iyi anlatan bir alıntı var burada. Dediğim gibi hem ciltli hem karton kapaktan bu poster ve ayraçlar çıkıyor. Şöyle hızlıca karton kapağımızı da gösterelim. Karton kapağımızı açtığımızda bu şekilde kulaklı görüyorsunuz. İçinde Ares yok. Tek fark bu. Kitaptaki her şey aynı. Yine açtığınızda QR kodu görüyorsunuz. Burada soy ağacını görüyorsunuz. Bölümler, her şey aynı. Karton kapakta da poster ve ayraç çıkıyor. Her şey, kapak falan aynı. Sadece ciltteki Ares'imiz yok. Bu mavi gözleriyle gönlümüzü fetheden Ares'i göremiyorsunuz. Ama dediğim gibi İkisi de çok tatlı. Karton kapağımızda, ciltli kapağımızda her şeyiyle
harika oldu. Gelelim şimdi Buz Krallığı'nın kapağına. Tasarlarken ne düşündüm, aklımda ne vardı, bundan bahsetmek istiyorum. Ben Buz Krallığı'nı ilk yazmaya başladığımda, daha ilk bölümünü Wattpad'de yayınlamaya başladığımda aklımda bir kapak vardı zaten. Beyaz bir elbise giymiş Meghan'ı sarayı uzaktan izleyen görüntüsüyle hayal edebiliyordum ve bunu tam istediğim şekilde renkleriyle, her şeyle yapan grafikerlerimize Zibart Design, Zibart diye mi okunuyor bilmiyorum. Onlara çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kapağın geri kalan işte isimlerini de grafiğini yapan Meral Karduz'a da çok teşekkür ederim. Çok büyük emekleri var kapakta. Meghan'ın kitaptaki mücadelesi çok büyük arkadaşlar. Toplumda kadın erkek eşitliğini, adaleti sağlamaya çalışıyor. Verdiği mücadele o kadar büyük ki o mücadele sırasında kendini çok fazla yalnız hissediyor. Zaten kitabı okurken fark edersiniz. Babası tarafından, arkadaşları tarafından, annesi tarafından, kardeşleri tarafından, hatta yeri geldiğinde çok güvenli kitap kulübü tarafından çok yalnız bırakılıyor bir şekilde. Ve aşırı derecede yalnız bir karakter Meghan benim gözümde. Meghan ne sarayın içinde ne de sarayın dışında var olabilen bir karakter. Kanları kurtarmak için saraydan kaçıyor sürekli. Dışarıya çıkıyor ama bir şekilde saraya geri dönmenin yolunu buluyor. Hep yalnız, çaresiz. O kadın görüntüsü beni gerçekten çok duygulandırıyor. Çünkü birebir Meghan. Yani sarayın içine gitse ayrı dert, saraydan çıksa ayrı dert. Bir türlü kendini hiçbir yere ait hissedemiyor. Hayatı boyunca bir mücadele vermiş ama dönüp baktığında elinde ne var yani? Okuduğunuzda bu görüntü, bu kapak belki sizler için çok çok daha anlamlı gelir. Kitabın içine girdiğinizde sizle karşılaşıyorsunuz. Şöyle, ben eskiden hatırlarsanız hep söylerdim, hala daha söylüyorum. Kapaklarda model olmasını sevmiyorum. Ama karakter çizimi olmasını seviyorum. Yıldızların Laneti serisine de karakter çizimleri yapmıştık. Bu kitapta kapakta karakter çizimi yapmak istemiyordum. Sadece hani ayrıca koyarım, postere koyarım, hani birazcık belki hoş durur diyerek bir şeyler deneyelim dedik. Ares'i çizdirelim, Meghan'ı çizdirelim dedik. Hani o kadar iyi oldu ki, o kadar beğendim ki. Yani kendimi övmek istemiyorum şu anda. Ya da işte kitabımı çok fazla övmek istemiyorum ama ben yazdım. Yani ne yapabilirim? Şey diyorlar, kendi kitabını bu kadar övme. Yani kimin kitabını övebilirim ki? Kendi yazdığım kitabı öveceğim tabii ki de. Ve Ares'in çizimi o kadar iyi oldu ki, bugüne kadar yapmış olduğum bütün çizimlerden, daha önce başka kitaplarda gördüğüm karakter çizimlerinden çok daha net, çok daha gerçekçi ve çok güzel bir çizim oldu. Ve bu kadar güzel olunca postere koyduk olmadı, ayrıca koyduk olmadı. O kadar gösterişli, sert ve ağır bir duruşu var ki gerçekten kapakta olmayı hak ediyordu. Bu yüzden Ares'i kapağa koyduk arkadaşlar. Belki siz kitabı okuduğunuzda çok daha farklı hayal edeceğiniz bir karakterdi. Yapmış olduğumuz harekette belki hayal dünyanızı kısıtlayan bir şeydi. Ama yine de yapmak istedim, özür dilerim. İkinci kitapta burada Meghan'ın çizimi olacak. Bu arada biz Meghan'ı da çizdirdik. Birinci kitap daha yayınlanmadan önce Meghan'ın çizimi de elimizdeydi. Ares'le beraber onun da fotoğrafı var. Ama Meghan çok iyi oldu. Bakın aşırı derecede iyi oldu. Ben başta düşündüm ki ön kapağı Ares'i koyayım, arka kapağı Meghan'ı koyayım ya da tam tersi. Hani iki kapakta da karakter çizimi olsun. Böyle kapakları açtığınızda karakter çizimi gözüksün. Ama yani kendi başlarına o kadar asil duruyorlar ki yan yana koyduğumuzda olmadı. Arka arkaya beraber koyalım dedim, olmadı. Postere ayrıca Meghan'ın yüzünü koyalım dedik, olmadı. Aşırı derecede güzeldi. Yani aslında bu kitap kadınların kitabı ve Meghan çok büyük bir mücadele veriyor. İlk kitapta da hani Meghan'ın bir fotoğrafının olmasını isterdim. Ama Meghan o kadar iyi oldu ki dedik ki ikinci kitapta kesinlikle Meghan'ı koymalıyız. İlk kitapta şimdilik geçiştirmek için Ares'i koyalım. İkinci kitap daha asil olsun ve Meghan'ı koyalım dedik. İkinci kitapta da buraya Meghan'ın görüntüsü gelecek. Buz Krallığı toplam 25 bölümden oluşuyor. Giriş 23 bölüm artı bir de final bölümü var. Sonda da teşekkürler kısmı. İnternette ne yazıyor bilmiyorum ama kitabımız 416 sayfa. Bu kitap normalde Asel'den daha da kalın. Ama mesela Asel 500 sayfadan fazla. Biz bunun puntolarını küçülttük. Maliyeti az olsun diye kitabı incelttik. Normalde kitap kalın bir kitap aslında. Kelime sayısı fazla. Hatta Asel'den daha fazla kelime sayısı. Ama Asel 500 sayfadan fazlayken bu kitap 400 sayfa. Kitabımızın arkasında şurada olması gereken yerde yetişkin okurlar içindir diyor. Kitap artı 18 arkadaşlar. 18 yaşından büyükler okuyabilir. Onların okumasını tavsiye ederim. Ben 18 yaşından küçüğüm, yine de okumak istiyorum derseniz yanlış yaparsınız, hata yaparsınız. Ama kimseye zorla kitap satamadığım gibi kimsenin elinden de zorla kitap alacak değilim. Yaşınız küçük olmasına rağmen okuyorsanız
yapmayın. Eğer ben Sena Nur Işık'tan kitap okumak istiyorum diyorsanız farklı farklı seçeneklerimiz de var. Yıldızların Lanet serisi artı 10 yaş, Asel artı 16 yaş. Onları okuyabilirsiniz. Bu kitap neden yetişkin içerik? Herkes içinde işte smut var, sadece smut'tan dolayı zannediyor. Hayır, evet içinde smut var. İki bölümde smut sahne var arkadaşlar. Yani ben iki diye hatırlıyorum. Daha fazla ya da daha az olabilir bilmiyorum ama galiba iki sahnede vardı smut sahne detaylı bir şekilde. Şöyle ki kitabın içinde şiddet var, adam öldürme var, cinayet var, taciz ve tecavüz hakkında konuşmalar, söylemler, bununla ilgili tetikleyici unsurlar var. Bu yüzden kitabımızda artı 18. Hani smut sahneleri kitaptan çıkardığınızda bunun artı 18'liği gitmiyor. Yine tetikleyici unsurlar bulunduğu için, kitabı okuyan bazı arkadaşlarımızı rahatsız edebilecek şeyler olduğu için kitabımız artı 18. Haberiniz olsun. Gelelim Buz Krallığı'nın konusuna. Buz Krallığı serisi evreni ne anlatıyor? Hemen sizlere bahsedeyim. Meghan Mare'ın şehrin adında bir ana karakterimiz var. Kız karakterimiz. Bunlar 5 kız kardeşler. Annesi ve babasıyla beraber güneyde yaşıyorlar. Buz Krallığı adında bir krallık var. Krallık da kuzeyde yaşıyor. Bunlar güneydeler. Ana karakterimiz Meghan'ın babası önceden kralla çok yakın arkadaşlarmış. Ama aralarında bir sorun çıkıyor ve kral sinirleniyor. Meghan'ın babasını güneye sürüyor ve bunlar güneyde yaşıyorlar. Bir zaman sonra babasını affediyor. İşte güneyde ona kale male veriyor. Lordluk veriyor. Lord oluyor babası falan. Meghan da ailesinden biraz daha bağımsız bir şekilde büyümüş. İşte güneyden kuzeye gelmiş. Orada okul okumuş. Üniversite okumuş. Kitap kulübüne üye olmuş bir kızımız. Şöyle Buz Krallığı'nda kadınların erkeklerin gözlerinin içine bakması bile yasak. Yolda yürürken işte erkeklerin yanından geçerken başınızı kaldırıp erkeklerin gözlerinin içine bile bakamazsınız. Bol kıyafetler giymek zorundasınız. Makyaj yapamazsınız. Dışarıda istediğiniz gibi gezemezsiniz. Akşam belli saatten sonra dışarıya çıkamazsınız. İşte kadınların satıldığı, kız çocuklarının kadın pazarlarında satıldığı bir ülkeden bahsediyoruz aslında. Bu ülkede kadınları koruyabilmek, kadınlara şiddet uygulayan, kadınlara şiddet uygulayıp öldüren, çocuklarını satan adamlardan o çocukları kurtarmaya çalışan da bir kitap kulübü var. Bu kitap kulübü tamamıyla kadınların hakkını savunmaya çalışıyor. Tabii ki de kadınların hakkını savunurken erkeklere nefret duyup erkekleri sürekli öldürüp duran bir yer değil. Yani böyle feminist bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Erkek nefretiyle değil. Bizim karakterimiz Meghan da bu kitap kulübüne üye ve görevlere gidiyor. Tüm bunları yaparken Meghan şöyle bir şey var. Meghan'ın babasıyla ülkenin kralı çok yakın arkadaşı oldukları için barışacakları zaman şöyle bir şey demişler. Kral diyor ki benim oğullarımdan biri senin kızlarından biriyle evlenecek. Biz bunları evlendireceğiz. Kim kiminle evlenir bilmiyorum ama yapacağız. Meghan 5 kız kardeş. Ablası Carla var. Ablası Carla sevdiği bir adamla evlenmiş. Bu yüzden Veliaht Prens'le evlenemiyor. Sonra Meghan geliyor. Meghan zaten ergenlik döneminden beri ben evlenmeyeceğim diyen bir karakter. O yüzden Meghan'ı da bir kenara kaldırıyorlar. İkizler var. En küçük çocuklar. Onlar zaten 8 yaşında. Onlar da evlenemezler. Meghan'dan küçük Nancy var. O Veliaht Prens'le evlenecek. İlk bölümde zaten bunlar saraydalar. Nişan için gelmişler. İşte Veliaht Prens'le Meghan kız kardeşi Nancy'yi nişanlandıracak falan. İşte etkinlikler olacak falan. Ama ilk bölümde Nancy bir şeyi açıklıyor ve Veliaht Prens'le evlenemeyeceğini söylüyor. Ortalık yıkılıyor. Her yer karışıyor falan filan. Sonra diyorlar ki 8 yaşındaki kızları evlendiremeyeceğimize göre Carla da evli, Meghan boşta. Meghan'ı zorla Veliaht Prens'e nişanlandırıyorlar. Ama bizim kızımız Veliaht Prens'e de babasına da herkese de diyor ki onunla evlenmektense kendimi öldürürüm daha iyi. Evlenmeyeceğim. Yani aslında bu kitap zoraki evlilikle başlıyor. Bizim kız kitap kulübüne gitmek, onların vermiş olduğu görevlerde yer almak, işte elinde kılıç bıçak tutup dövüşmek falan isterken kızı saraya kapatıp kraliçe yapacaklar, prenses yapacaklar. Kız tabii ki de istemiyor. Kitabın büyük bir kısmında Meghan'ın evlenmemek için mücadele verirken Veliaht Prens'le aralarına geçen romantik anları ve aynı zamanda toplumdaki kadınları kurtarabilmek için vermiş olduğu mücadeleyi okuyoruz. Bence çok anlamlı, konusu çok güzel, heyecanlı, güzel bir kitap. Şöyle karakterlerimiz yetişkin. Hani Asel kitabında hatırlarsanız 16 yaşındaki, 20 yaşındaki karakterleri anlatıyordu. Yıldızların Laneti serisinde 14 yaşında, 12 yaşında, 16 yaşında karakterler vardı. Ama bu kitapta yetişkin karakterler var. 27, 28, 30, 50 yaşında insanlar var. Yetişkin bir evren, yetişkin karakterler olduğu için de kitabımız ister istemez yetişkin. Herkes bu kitabı fantastik sanıyor arkadaşlar. Buz Krallığı. Belki de ilk bölüm
ürünleri yazmaya başladığımda yola fantastik diye çıkmış olabilirim, bilemiyorum. Ama sonradan kitap yetişkin romantik oldu. Türü yetişkin romantik. Fantastik öğeler var mı içinde? Var. Ama kitabımız fantastik değil. Yani tüm türü, tüm konusu fantastik bir olay etrafında dönmüyor. Pandora adında bir cadı var. Pandora doğum yaparken giriş bölümünde bunu görüyorsunuz. Kendi çocuğunu lanetliyor ve onun soyundan gelen herkesin çok güçlü bir büyücü olmasını, cadı olmasını sağlıyor. Kitabımızda özel güçleri olan, büyücü, cadı olan karakterler var ama bu gücü kullanmıyorlar. Nedenini sonra okursunuz. Güçlerini hiçbir şekilde kullanmadıkları için de fantastik olaylar yok. Ama kitabın içinde romantizm, kaos, aksiyon, oradan oraya gidiyorlar, macera, neler neler var, anlatamam size. Final bölümüyle zaten heyecanı top noktada bıraktım. İnşallah ikinci kitap geldiğinde onu da seversiniz. Kitapta şunu çok seviyorum. Kadınların itaat ettiği, erkeklere boyun eğdiği ve kadınların çok hor görüldüğü bir dünyada dik başlı, sırtı çok dik bir şekilde duran Meghan'ın hiç, yani insanların beklemediği tepkiler vermesi, insanların beklemediği şekilde konuşması, olaylara çok farklı bir bakış açısıyla bakması çok hoşuma gidiyor. Erkek karakterimiz, Veliaht Prensimiz, Aresimiz de. O çok yakışıklı Aresimiz. O ayrı bir konu. Yakışıklı olması. Ama o konuları birbirinden ayıramıyorum. Çok yakışıklı çünkü. Aresimiz ise hep böyle hayatı boyunca prens olduğu için söylediği, istediği her şey yapılmış yani. Ağzını açmasına bile gerek kalmamış. Tek bir bakışıyla hani istediği her şeyi yaptırmış birisi ve bir kadın karşısına çıkıp diyor ki seninle evlenmeyeceğim. Git kiminle evleniyorsan evlen, yiyorsa benimle evlen hadi. Ve ona meydan okuyor. Kızı bir anda başka bir yerde buluyor. Sarayda usturuplu bir şekilde oturmasını beklediği kızı işte kanlı bıçaklarla falan buluyor. Ares'in şaşkınlığı, Ares'in Meghan'a olan hayranlığı ve Meghan sayesinde ülkesine farklı bir bakış açısıyla bakıyor olması çok hoş. Yani iki farklı, iki zıt karakter ama birbirlerini bir şekilde çekiliyorlar. O çekim, ikisinin aurası falan aşırı güzel. Yani seveceğinizi düşünüyorum. İnşallah okuyanlar da sevmiştir. Bugüne kadar okuyup da hani beğenmeyen ya da işte çok kötü yorum yapan biriyle hiç karşılaşmadım. Okuyan herkes çok seviyor. Bu yüzden de çok gurur duyduğum ve çok mutlu olduğum bir kitap. Bu videoda aklınızdaki tüm soru işaretlerini cevaplamaya çalıştım. Detaylı olarak dışını gösterdim, konusundan bahsettim, yaş grubundan ve türünden de bahsettim. Bir şeyin kaldığını düşünmüyorum. Bugünlük bu kadar. Buz Krallığı'nı merak ediyorsanız, alıp okumak istiyorsanız aşağıya linkler bırakıyorum. İstediğiniz internet sitesinden alabilirsiniz. Kitap satan her yerde mevcut. Tüm kitap evlerinden alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kitaplarla kalın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.